Ama maç başlıyor, oynamaya başlıyor, kenarda duruyor. Yahu kardeşim bu saat işlemiyor ya. Bu saat işlemiyor. Ya işlerse. Hayır, öyle bir şey yok. Allı fidanı şöyle bir sallayacaksın bakalım, zembereğinden bir şey var. Orasını kopmuş bir şey. Beş değil, oyuncu değişme hakkım var bugün. Takımın yarısını değiştirme hakkım var ya. Sen mağlup takıma 89'da müdahale ediyorsan benden alay ediyorsun demektir. Galip takıma 89'da müdahale edilir. Cüneyt çıkarılıp hıncalanır. Hıncalar prim alsın diye. Jest olur. Arda'yı çıkarmak ne demek? 89'da oyuna sokmak. Sonra da Fatihler resim çektirdi diye de kadro harcı bırak bak bu defa da. Adam insan psikolojisinden anlamıyor, ruhundan anlamıyor. Bu futbolcular sana inanır mı, seni sever mi umurunda değil. O takımda Domenech için oynayacak tek kişi yok. İnsan güvendiği kişi için oynar. Komutanına güvenmeyen askerle savaş kazanılır mı? Mümkün değil. Zavallı bir komutan varsa millet ben canımı nasıl kurtarırıma bakar. Çünkü yarın bu komutan gider, yarın adam bir komutan gelir. O savaşı sürdürmek için ben lazımım. Burada şimdi aptalca ölmenin alemi yok diye düşünmeye başladım. Hocanın birinci işi kendine güveni sağlamak. Hemen atlayıp en son maddene geleyim. Buyurun. Bugün Ömer Rüyündür'ün yazısının başlığı ne? Ben Konsa güvenimi kaybettim. Evet. Ömer şeyin en eski yazarı. Sabah gazetesi. Yıllardan beri TRT'de, yıllardan beri medyada yorum yapmış. Birçok maçta yerinde izler gidip. Öyle yani. Bunca yılın tecrübesini ben Kuntz'a güvenimi kaybettim. Dört kelimeyle özetlemiş milli maçı. Yarınki yazımda onu yazdım. Ömer'in dört kelimesine ekleyeceğim bir şey yok. Belki bir de edatı ekleyebilirim. Ben de. İnanamadım ya. İkinci yarıya aynı 11 ile başlamasına ben inanamadım. Demek ki birinci yarıdaki o rezil futbolu okuyamamış, sezememiş, çözememiş. Yahu bulabileceğimiz karşımıza çıkacak en kötü Portekiz'de oynuyoruz. En kötü. Normal bir Türk takımı o takımı beşler. Ronaldo'nun halini gördünüz. Ahı da gitmiş, vahı da gitmiş. Portekiz'i maç boyu 10 kişi oynatan bir Ronaldo var. Gerisini konuşmaya lüzum yok. Ve bizim pozisyonumuz yok. Ne oynadığımız belli değil. Üç stoper. Üst stoper, üçlü savunma diyor. Tartışırsın, tartışmazsın. O ayrı. Ama üçlü savunma demek, ben bu maçta hücum oynayacağım de. İki tane bekim, sağdaki soldaki beklerim hem bek gibi hem forvet gibi kanat oyuncusu gibi oynayacaklar demek.
Bunlardan bir tanesi Berkan. Hangi Berkan? Lig başladığından beri bu adam Galatasaray'da nasıl oynuyor diye tartışılan Berkan. Dün gece o Berkan'ı kimleri değiştirdikten sonra hala takımda tutma sözü de, ulan dedim acaba Berkan'ı Galatasaray'da oynatan bu Kont mu? Bizim hocaya gidip Domenech'e ya bu benim has adamım, aman onu oynat biraz şey olsun kendine gelsin dedi de onun üzerine mi oynatıyor Domenech? Başkasını aklım almıyor çünkü. Üç bek, üç stoper. Burada solda Berkan. Sol bek olarak oynarken gördünüz mü? Hayır. Sol kanattan hücum ederken gördünüz mü? Peki ortanın solunda oynarken gördünüz mü? Adamlar hücum ediyorlar, en son gelen Berkan. Biz ara sıra hücum eder gibi yapıyoruz, en son gelen Berkan. Orta sahada hiç yok zaten. Yani nihayet Galatasaray'da kurtuldu diye bayram ettiğim Belhanda'nın da kötüsü bir Berkan. 90 dakika oyunda, hele bunun ilk devresi önünde. Burası çizgi, burada duruyor Kunt, orada kayıpları oynuyor Berkan. Ki kadromuzda çok daha formda isimler varken bunu yapması ya daha şimdi, da dikkat çekiyor. Şimdi orada oynayacak, hele üçlü savunmada sol bek, sol açık gibi oynayacak Rıdvan gibi bir harika çocuk. Bunun getirilmesinin sebeplerinden biri de Türk milli takımını geleceğe hazırlaması. Harika çocuk kadro dışı bıraktı. Üçlü savunmayla oynayacak bir adamın Rıdvan'ı kadro dışı bırakmasını benim aklım hayalim almaz. Birinci adam Türkiye'de. Hele üçlü savunma oynuyorsan birinci adam. Fatih Terim Domenech tarafından rezil edilmeden, şaşkın hale gelmeden, kendine bütün güvenini kaybetmeden evvel Ömer vardı. Sol bek sol açık oynayan. Harika top kesen, harika dribling yapan, harika adam ikisinden, harika da havadan yerden pas atan, şut atan, gol atan Ömer vardı. Fatih Hoca baştan aşağı yabancı oynatacağım sevdası içinde. Yedekleri ne kadar 16 yabancı ile sahaya çıkınca o 8+3 çıktı Allah'tan da. Ama Ömer'i bitirdi. Şimdi Rıdvan. Bu yaştaki bir çocuğu, hele şu maçı seyreden Rıdvan'ın yerine kendinizi koyun. Şu Berkan'ın oynadığı yerde ben oynayacakken ben kadro dışıyım, yedek bile değilim. Tabii. Diyen çocuktan ayrı gelir mi? Casusluğa mı geldi Kuntuz Türkiye'ye? Sihirleyecek gençlerin kafasını kes. Tam tersi, Almanya Ümit Milli Takımını çalıştırdığı için sizin de belirttiğiniz gibi tabii gençleri keşfetmeye evet geldi bir bakalım. Evet, evet. Yani çocuğun resmen aşağılık kompleks yüklemiyormuş. Bu adam Almanya gibi futbolu öğreten bir ülkenin Ümit Milli Takımı hocası olarak beni kadro dışı bırakıyorsa ben demek ki bu gazetelerin yazdığı kadar önemli bir adam değilim. Hı hı. Bende çok büyük eksikler var, adam keşfetti. Demez mi? Çünkü adamla bir kişisel ilişkisi yok ki ona sempati, antipati duysun da o yüzden kadro dışı bıraksın. Ben Arda nerede derken Fenerli Arda. Baktım Rıdvan da yok. Bunlar bir adamı kadro dışı bırakmayı marifet sayarak şov yaptıklarını zanneden adamlar